Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ormanlar ve ormancılık artık milli bir değer ve kaynak olmaktan ileri gitmiş, küresel bir değer, küresel bir olgu ve mesele haline gelmiştir. Ülkemiz ormanlarının ürettiği oksijen ve depoladığı karbondioksit, dünya insanlığına, dünya ormanlarının ürettiği oksijen ve depoladığı karbon da ülkemiz insanlarına etki sağlamaktadır. Gün geçmiyor ki yerel, ulusal ve dünya basınında ormanlarla ilgili bir gündem olmasın. Yerel, ulusal ve uluslararası basında üzerinde hemfikir olan nadir konulardan birisi ormanların korunması ve ormanların kurulmasıdır. Bu bağlamda Konya'da görev yapan basın mensuplarımızla konuyu gazete sütunlarında ve televizyon programlarında yer almasından daha ileri bir boyuta, yani eylem boyutuna taşıyoruz. Somut katkıda bulunmak üzere gazeteciler hatır ormanı tesis için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Özellikle geçtiğimiz yaz birçok orman yangınları oldu. Bunların telafisi anlamında, yeşil kalkınma anlamında biz de bir nebze olsun bu işin içinde varız demek için öncelikle Orman Bölge Müdürlüğümüz, Gazeteciler Cemiyet Başkanımızla birlikte böyle bir çalışma yapmaya karar verdik ve bugün buradayız. Bugün çeşitli fidanlardan oluşan toplamda 5000 fidanı toprakla oluşturmuş olacağız. Oluşturulacak hatıra ormanı ile ağaç, çevre, yeşil sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra 19 yıldır yürütülmekte olan Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunarak orman varlığını korunması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktayız. Elhamdülillah şu anda Yeşil Meram'dayız, Yeşil Konya'dayız ve yaklaşık bir hafta 10 gündür yine Orman Bölge Müdürlüğümüzün başı çektiği birçok programda bazen okullarımızın, bazen kurumlarımızın, bazen belediyelerimizin, bazen de sivil toplum örgütlerimizin ağaç dikme programlarını yaptık. Epeydir ağaç dikiyoruz. Bu hafta boyunca da dikmeye devam edeceğiz. Yine Öğretmenler Günü vesilesiyle yine okullarımızın da programları var. Tabii son dönemde yaşadığımız kuraklık, iklim değişikliği, bunlar doğanın, ağacın, toprağın ne kadar önemli olduğunu, suyun ne kadar değerli olduğunu bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Her zaman doğayı korumamız gerekiyor, yeşili çoğaltmamız gerekiyor. Fidanları toprakla buluşturma noktasında her gün daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu noktada Orman Bölge Müdürlüğümüzün hakikaten çok büyük gayretleri var. Ben şahsında, bölge müdürümüzün şahsında bütün ekibine teşekkür ediyorum. Tabii Konya orman açısından dışarıdan baktığınız zaman ormanı az olan bir coğrafya olarak hissedilir ama Konya'nın bugün 634 bin hektar orman varlığı var. Türkiye'nin dokuzuncu sırada orman varlığına sahip ve topraklarının %16'sı orman varlığıyla kaplı. Bugüne kadar Konya'da yanlış hatırlamıyorsam 120 milyon bu özellikle AK Parti döneminde ağaç toprakla buluşturulmuş. We'll be right back.
Ha ha ha.